Merhaba değerli izleyicilerimiz. Nasıl yani programımız başladı. Çok çok önemli bir sanat etkinliğini, o sanatın içinde yoğrulmuş çok değerli isimle konuşacağız. Çok saygı duyduğum, çok saygı duyduğumuz Profesör Sayın Zeliha Berksoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size baktığım zaman bir eseri seyrediyor gibi oluyorum. Birdenbire o sizin olağanüstü canlı oyunculuğunuz hafızamda hareketlenmeye başlıyor. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çok emeğiniz geçiyor sanata. Siz de iyi ki varsınız. Çok, çok emeğiniz geçiyor. Şimdi bugün çok şey konuşacağız ama sıcak gelişmeyle başlayalım. Peki. Sizin cephenizden sıcak gelişmeyle başlayalım. İzleyicilerimizin de haberi olsun. Gerçi duyurularınızı da yapıyorsunuz. Brecht'in 120. doğum yılı. Evet. O nedenle onun bir eserini hem yönetiyor hem oynuyorsunuz. Evet. Tek başınıza. Tek başına. Ve geldi, afiş de geldi. Evet. Muazzam bir afiş. Bir kabare, evet. Bir müzikal, müzikal oyun. Çok emek var bu işte. Bundan sonra sözü size bırakmak istiyorum. Çünkü Brecht 20. yüzyılın büyük şairi. Büyük tiyatro yazarı, tiyatro yönetmeni. Evet. Bu açıdan önce Brecht sizin için çok şey ifade ediyor biliyorum. Sizin Brecht'inizi dinlemek isteriz. Brecht tabii çok değerli, çok değerli. Özellikle 20. yüzyılda bu epik tiyatro, epik oyunculuk, ondan sonra beden oyunculuğu, gestus oyunculuğu, bedenle ifade konusunda büyük bir öğretisi var ve diyalektik üzerine tiyatrosunu konumlandırmış bir yazar. Yani epik tiyatro daha ziyade diyalektik tiyatro. Hatta Brecht son zamanlarında epik tiyatro değil de diyalektik tiyatro yapacağım ben ismini dermiş, böyle dermiş. Tabii Brecht'in yaşadığı dönem Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda çok genç, daha yeni Tıbbiye'den kaçmış, işte savaşın içine girmiş. Orada bütün bu insanların ölümünü, askerlerin vahşetini görünce korkmuş. Şair gitarıyla böyle şeylerde, küçük Münih barlarında kendi şiirlerini söylüyor, bir trubadur. Tabii tiyatro meraklısı ve çok kısa bir zamanda Almanların çok önemli Kleist ödülünü alıyor Brecht. Ve hemen orada devlet tiyatrosunda oyunları oynanmaya başlıyor. Yani Brecht o zaman 28 yaşında filan. Ve ondan sonra işte bu Kurt Weill'le birlikte yaptıkları üç kuruşluk opera büyük bir ses getiriyor. Arkasından işte şiirler, yeni oyunlar falan derken Hitler meselesi onun hayatının bir dönüm noktası oluyor. Ve ülkesini terk etmek zorunda maalesef kalıyor. Evet. Evet. Ve böyle Viyana üzerinden karısı Helena Weigel'le birlikte ilk önce Finlandiya, İsveç gidiyorlar. Sonra Moskova üzerinden Rusya'dan Amerika'ya gidiyorlar. Tabii aşağı yukarı 12 sene şeyde yaşıyor, yani sürgünde yaşıyor. Evet. Evet. Fakat o sırada tabii Amerika birçok Avrupa'dan kaçan çok önemli sanatçılar, müzisyenler onların hepsini alıyor. Hatta bir ara yani Stanislavski de gidiyor Amerika'ya. Tabii Amerika kültürü Avrupa kültüründen öğreniyor her şeyi. Yani Amerika'da böyle bir şey yok. Yani sinemasını, şusunu, busunu, işte Marlene Dietrich'ler falan gidiyorlar da hani star konseptini getiriyorlar. Brecht de Amerika'da hem New York'a gidiyor geliyor hem de Hollywood tarafında oturuyor. Santa Barbara Hollywood tarafında, evet, oturuyor. Evet, yakın bir yerde değil mi? Evet, orada oturuyor. Evet. Ve tabii etrafında kendi dostları, özellikle Kurt Weill gidiyor, Hans Eisler gidiyor. Ondan sonra ve onlarla birlikte orada hala devamlı oyunlar, provalar, işte zaman zaman New York'ta oyunları konuyor, oraya gidiyor, geliyor falan. Yani böyle karınca gibi orada hayatını da çok verimli geçiriyor. Elbet savaş bitiyor. Savaş bitince 1948'de geliyor ve 49'da Berlin Ensemble'ı kuruyor. Berlin tabii ikiye bölünüyor biliyorsunuz. Doğu Berlin tamamen Moskova. Ya evet. Rus sınırları içinde. Yani Brecht'in öğretisi, Brecht'in oyunları yazma teknikleri
bugün de son derece geçerli. Keşke geçerli olmasaydı. Gönül isterdi ki geçerli olmasaydı. Çünkü dünyadaki adaletsizlik, haksızlık, sömürü, kapitalizmin getirdiği artı değerin işte zenginler tarafından bir kenara alındığı, işte işçilere, halka karşı üçüncü, dördüncü sınıf muamele edilmesi, sosyal yaşamın son derece acımasız olması, savaşın içinde çok büyük vahşetin olması meselelerini koyuyor Brecht ortaya. Yani bunları anlatıyor Brecht. Bazen tarihsel boyut içinde anlatıyor. Mesela Coriolanus oyununu da anlatıyor. Daha böyle hani Roma dönemleri de anlatıyor. Antik dönemleri anlatıyor. Sofokles'in Antigone'sinde olduğu gibi. Yani antiklerin de günümüzde, çağımızda nasıl yorumlanabileceği üzerine çalışıyor ve onları da yapıyor. Brecht bir öğreti. Brecht sonsuz bir öğreti. Sahne estetiği, çok kuvvetli bir sahne estetiği var. Çok ince çalışıyor oyunlarını. Son derece yani aylarca bazen bir yıl sürüyor bir oyunun çalışılması. Orada kullanılan en ufak bir aksesuarı 100 defa deniyor. Bakıyor, ediyor, tekrar gidiyor, bir daha yapılıyor, geliyor. Mesela şeyi anlatırlar, Helena Weigel Yiğit Ana'yı oynarken onun böyle bir çantası var işte, parayı alıyor, kapatıyor. Böyle bir çıt diye bir ses çıkıyor çantada. O sesi aramış Brecht. Hani tık diye mi çıksın, çıt diye mi çıksın, tak diye mi çıksın, tok diye mi çıksın? Detaya bakın. Evet. Çünkü o bir şey ifade ediyor. İçine para giriyor. Onu böyle sesiyle vurguluyor. Dediğim gibi çok çok ayrıntılı çalışan bir yazar. Hatta işte bu Yiğit Ana premier yapacak. Yani herhalde işte 50'ler falan. Premier yapacak. Premier artık günü geliyor falan. Bir gece evvel gene genel provalar yapıyorlar falan. Premier günü geliyor. Hiç break de aynen provaya devam ediyor. Öğlen oluyor gene devam ediyor. Şimdi teknik diyor ki yani biz dekor kuracağız. Ne yapacağız? Akşam oyun tiyatroyla. Hiç bu kesmiyor provayı. Devam ediyor. Saat oluyor 6.30. 7'de oyun var. Ne yapacağız diyorlar. Seyirci gelmeye başladı. Oyun daha hazır değil diyor. Oyun daha hazır değil diyor. Söyleyin gitsinler diyor. Oh. Sonra gelirler diyor. Ve 20 gün daha prova yapıyor. Sinmiyor içine yani. Hayır, oyun İnanılır daha hazır gibi değil diyor ki. Yani herhalde bir 7-8 aydır çalışıyor oyuna. Bu inanılır gibi değil. Ve bu kadar titiz bir oyun yazarının, Brecht'in oyununu aldınız, sahneliyorsunuz ki sizin de ne kadar titiz olduğunuza ilişkin tatlı tatlı bilirim. Yani tabii işte tatlı tatlı söylentileri tabii, yani çok çabaladık. Evet. Çok hepimiz ekip olarak çok heves ettik, çabaladık, uğraştık. Umarım güzel olur. Her oyunun bir şansı vardır. Mutlaka. Çünkü afiş çok güzel. Evet. Özel bir afiş. Evet. Makyajınızla bu arada saçınızın rengi de oyun için değişti değil mi? Evet, oyun için. Bu oyun için değişti. Oyun için. Özel bir makyaj. Evet. Özellikle çok gözlerimi daha da siyah yapacağım. Yani evet, bu afişte yapmadım. Daha siyah, daha ekspresif. Yani çünkü karanlık bir çağda yaşıyorum diye başlıyor onun gelecek kuşaklara şiiri. İşte karanlık bir çağ. Yani gözler siyah olunca yani ifadesi şey bir oyun. Evet, biraz oyundan söz edelim. Şimdi oyun 20 Ocak'ta CKM'de. CKM'de başlıyor. Saat 20.30'da Cumartesi günü. Evet. Daha sonra yarın Kenterler değil öbür gün. Evet, hemen evet duyuralım. 20.30'da. Evet, 20.30'da evet. Daha sonra? Daha sonra Ocak ayında Kenterler'de 3 Ocak, 10 Ocak, 17 Ocak gibi tekrar Kenterler'de. 19 Ocak'ta da Devlet Tiyatrosu Cevahir sahnesinde oynuyoruz. Çok güzel. Evet. Devlet Tiyatrosu Cevahir sahnesinde oynuyoruz. Ne güzel. Hiç olmazsa tiyatro sevenler bu evet muazzam çalışmanızla, bu muazzam emek vererek sahneye evet koyduğunuz oyunla 3, 10, 17 Şubat ve 19 Şubat. Evet. Ocak mı dedim ben? 19 Ocak ayında olunca şimdi evet Şubat'a gitmemiş Şubat'a gibi oluyor. Tekrar düzeltelim. 20 Ocak'ta CKM'de saat evet 20.30'da 3, 10, 17
Şubat Kenterler'de, 19 Şubat'ta Devlet Tiyatrosu Cevahir sahnesinde. Sanatseverlerimiz bunu not etsinler, lütfen kaçırmasınlar. Oyun ne üzerine kurulu? Savaş karşıtlığı tabii. Tabii, savaş karşıtlığı çok ilginç. Yani insan istiyor ki Brecht'in yazıları, eserleri, şiirleri artık geçmiş olsun. Çünkü öleli 60 küsur sene olmuş. Yani artık eskimiş bir yazar. Hani koyalım kütüphanede dursun. Ama çok acı ki olmuyor. Ve sanki dün yazmış ve sanki böyle mürekkebi kurumamış gibi bugüne dair bütün şiirler. Tabii bunun içinde protest olanlar var, bunun içinde felsefi olanlar var, bunun içinde sorgulayıcı olanlar var, eleştirel olanlar var ve tabii faşizme karşı olanlar, savaşa karşı olanlar var tabii. Çok. Yani bu tema üzerine. Evet. Ne kadar sürüyor oyun? Bir saate yakın. Bir saate yakın sürüyor ve siz muazzam bir performans sergiliyorsunuz ve sürekli şarkı söylüyorsunuz. Ve şarkı, evet. Şiir ve şarkı. Şiir ve şarkı. Evet, 98'de Brecht'in 100. doğum yılıydı. Dostlar Tiyatrosu'nda bir proje yaptı Genco. Orada tek başına iki perde oynuyordum. Ve yani izlediğimde videoyu şaşırdım kaldım. O çok uçarı bir oyunculuk yani. Çok, ama sahneye çıktığınızda herhalde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. O oyunun akışına kendinizi kaptırıp. Evet, o başka bir dünyaya giriyorsunuz. Başka bir dünya. Burada... izleyicilerimiz merak ediyorlardır umarım. Hem yönetiyorsunuz hem oynuyorsunuz. Oynuyorum, evet. Şunu yapamazsınız. Bir dakika, burada ışıkta bir sıkıntı var. Ben oyunun dışına çıkayım. Çocuklar ışığı düzeltin. Evet. Tekrar oyuna gir. Olmayacak. Yok, olmayacak. Her şeyin hazır olması lazım. Şimdi şöyle, tabii en baştan bu bir anlayış. İlk önce bir dramaturji çalışması yaptık biz. Oh, Aylin tabii. Alıveren çok iyi bir dramaturg. Devlet evet, Tiyatrosu'ndan. Evet. Onunla çalıştım. Dramaturg Aylin Alıveren. Alıveren. Yani. Ya, o tabii oturttuk yani, konsepti oturttuk. Ondan sonra müzik çalışmaları Server Acim yaptı müzikleri. Yani bütün Brecht'in müziklerini yeniden bir aranje etti. Yakup Çartık işte o sizin dediğiniz büyülü ışıkları yapıyor. Ya. Yani çünkü o eserin ya da reji şeyinin notlarının üzerine... İşte o ışıkları yapan Işık. O. Işık önemli tabii çok bu önemli. Oyunda. Her zaman önemli. Evet, sonra projeksiyonlarımız var. O da bir enstalasyon şeklinde. Onu da Gizem Karakaş yaptı. Sadık Kızılağaç kostümleri yaptı kendisi, biliyorsunuz dehşet çok bir modacı. Muazzamdır. Evet, muazzam bir modacı. Muazzam yaratıcı, evet, çılgın. Çılgın ama yani... O her kadar şey ona ait. Güzel ve o kadar milimetrik, o kadar zevkli, o kadar şık. Ben yani şaşırdım kendime. O kadar şık yaptım. Siz her zaman çok şıksınız. Ama o sihirli bir değnek gibi. Bir de zamanın koşullarına uygun hazırlanması evet, tabii, gerekiyor. Evet, değil evet, mi? O tabii. Zamanı çok iyi etüt edip ona göre tabii, işte tabii, sizin özellikle mesela şapkanız. Kabare evet, bölümü, kabare. Tabii. Papyonunuz bambaşka. Hepsi. Olağanüstü. Ve makyajınız. Evet. Siz bir makyaj sihirbazısınız. Onu da biliyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendim yapıyorum. Yalnız bu şöyle, biliyorsunuz ödenekli tiyatrolarda makyajcılar da vardır, her şey evet, vardır. İmkanlar büyük bir konfor içindedir. Tabii yıllar boyu, yani 50 yıla yakın siz özel tiyatroda çalışıyorsanız elinizin her şeye yatkın olması gerekiyor. Ve kendi başınıza bir orkestrasınız. Şimdi hem yönetiyorsunuz, her evet, şeyle ilgileniyorsunuz. Evet. Muazzam bir oyun 20.30'da cumartesi günü CKM'de perde açacak. Perde açacak ve o büyük alkışları duyacaksınız. Ne güzel bir şey. Ve her sahneye çıkışınız, oyunun her sahnelenişi, her perdenin açılışı muazzam bir coşku, muazzam bir yeniden doğuş sanki. Tabii bizi besleyen bir şey o. Yaratıcılık, bir şey yaratmanız. Tabii. Onunla bütünleşmeniz, onun düşüncesini savunmanız. Tabii çok çok zevkli bir şey. Ve Bertolt Brecht gibi çok ince eleyip sık okuyan çok, bir yani oyun yazarının oyunu. Evet oyunu. Çok, yani Brecht'in her bir kelimesi böyle matematiksel oturur.
Yani tiyatrosunda da öyledir. Efendim şiirinde de öyledir. Yani tiyatroda da onun yerine başka bir kelime, başka bir cümle yapamazsınız. O, odur. Çok önemli. Yorumlamak açısından ve Brecht oyunculuğunda önemli şey tabii yorumlamak. Metni yorumlamak, rolü yorumlamak. Karakteri de yapacaksınız ama metni de bileceksiniz gibi bir şey var. Şairliğinde de çok muzip bir şair. Şimdi Brecht'in bir çocukluk anısı var. Bu ufakken işte 9 yaşında falan hocası ilkokulda bunun sınav kağıdına böyle kırmızı 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 yanlışları çizmiş ve düşük bir not vermiş. Bu da şimdi eve götürmek istemiyor, ne yapsın? Evde oturmuş, doğruları da çizmiş kırmızı kırmızı kırmızı. Götürmüş demiş ki bakın ama demiş benim doğrularım da siz çizmişsiniz. Aa evet demiş, notunu düzeltmiş. Şimdi bu muziflik tabii, bu karakter onun oyunlarında görüyorsunuz, şiirinde görüyorsunuz. Böyle tersinlemeli böyle şakacı falan derken birdenbire çok keskin bir eleştiri geliyor. O bakımdan enteresan bir kalemi var yani evet. Brecht'in. İnsan neyle yaşar oyunun adı. Evet, insan neyle yaşar. İnsan neyle yaşar. Evet. Oh, neyle yaşamaz ki. Ne çok şey. Evet. Brecht'i tekrar konuşuruz. Onun 20. yüzyılın en önemli şairi olduğu evet. her zaman söyleniyor. Tabii. Fakat siz de sohbetimizde çok güzel bir şey söylediniz ki Nazım'ın 15 Ocak'ta doğum evet. yıl dönümüydü. Şimdi evet. yani Nazım konusunda hani bizim şairimiz işte benim çocukluğumdan beri dinlediğim ya da benim adımı koyan büyük şair filanın dışında Nazım çok büyük bir şair. Yani şimdi Brecht iyi güzel yani tamam kuvvetli eleştirel didaktik filan ama Nazım müthiş bir yaratıcı. Onun böyle şiirleri böyle duru bir su gibi akıyor. Bakıyorsunuz büyük bir şelale gibi. O müzik var içinde, bir senfoni var aynı zamanda. Yani fikir var, hayal gücü var, müzik var ve müthiş bir şiirsel bir akış var. Yani Nazım en büyük. En büyük, en büyük Nazım. Mesela Aragon'un sözü vardır. Nazım öldüğü zaman Aragon muazzam bir. Pardon. Evet. Yok Aragon değil. Neruda. Evet. Yani öldüğü zaman Nazım o kadar sarsılıyor ki kendini kaybediyor Neruda. Ve diyor ki Nazım'ın şiirinin yanında biz birer saksıyız diyor. Şu cümleye bakın. Evet. Bu çiçek saksısıyız biz diyor. Onun şiirinin yanında biz çiçek saksısıyız diyor. Bu ne büyük bir hem özgüven tabii. hem de karşısındaki kişinin yaptığına, büyüklüğüne değer vermek. Evet. Bunu söylemek çok önemli. Evet. Yani biz Nazım birer saksıyız. O kadar, evet. Mesela insan manzaraları. Aman Allah'ım yani baştan sona muazzam bir şey. Kuvay Milliye muazzam bir şey. İşte biz yaptık Nazım'ın doğum şeyini. Ya, Kuvay evet. Milliye yaptık. Ondan sonra oyunları da çok güzel. Yani harikulade onlar da. Her şey, bütün şiirler, şeyler, yaşam biçimi, her şey Nazım. Bambaşka. Mübarek yani Nazım farklı bir şey. Çünkü 28 seneye mahkum oluyorsunuz hiç nedensiz. Onun 15 senesini yatıyorsunuz. Çankırı Hapishanesi, Boğaz Hapishanesi, İstanbul Sultanı, o yıllarda yatıyorsunuz. Yani dünyada faşizmin zirveye çıktığı zamanlarda ona siz en ağır kısıtlı, ağır hapishane koşullarında yatıyorsunuz. Bütün o soğuklarda, şeylerde ve bu şiirler ve efendim Kuvvayi Milliye çıkıyor. Yani mesela Brecht bir gün bile yatmamış. Allah kahretsin Brecht bu dünyayı. Brecht yatsaydı ne yapardı bilmiyorum. Ya kim bilir değil mi? Tabii. O sıralarda Amerika'da. Ya. Bütün kendi hayranları etrafında. Sürgün hayatı. Cici ama. Kadınlar etrafında. Evet. Ondan sonra yani. Biraz da burjuva var etrafında ama o bunlara karşı yok, çıkmış. Evet bir, evet sanatçılar var. Sanatçı. Yani evet. O bir burjuva değil. Bir hayat değil çünkü onlar da orada çok sürünüyorlar.
Ve mesela her seferinde Helena Weigel çok akıllı bir kadın. Ben çok seyrettim onu, sahnede de seyrettim. Ölümünden bir yıl evveline kadar çok seyrettim. Onda da bazı rol modeller vardır bende. Yani ben de onu bazı şeylerde öyle çok rol model edilmişimdir kendime. Çok dirençli bir kadın, dirayetli bir kadın. Çok ya ben tabii öyle değilim de yani ben heves ediyorum. Mu? Onun kendisi öyle. Tiyatroyu kuran, binaya alan, yaptırtan, oyunlarda oynayan. Yani Helena Weigel olmasa Brecht ne yapardı bilmiyorum. Tabii gene aynı değer ama yani o Berlin Ansam çıkar mıydı? Bu kadar arşiv elde olur muydu? Bunların hepsi yayına girer miydi filan? Yani onun arkasında o kadın var. Mesela sürgünde hep ev alıyorlar bunlar. Helena Weigel alıyor. Gidiyorlar mesela, gittikleri şehirde gidiyor, şehrin dışında bir ev alıyor. Bahçesinde oturuyor, ekim yapıyor. Patates, soğan, işte ağaçlar varsa elma ağaçları, meyve ağaçları olsa onu bunu ekiyor. Oradan yemek yapıyor. Helena Weigel bu. Ve bütün o işte Kurt Weill'e ve Brecht'in etrafındaki asistanlar, Charles Laughton, şunlar bunlar işte Galile çalışıyorlar. Onların hepsine servis yapıyor. Hatta şöyle bir anısı var. Çok hoşuma gider bu benim. Helena Weigel aslında çok ünlü bir kadın. Ya, tiyatroda çok ünlü bir kadın. Brecht'le evlendiğinde çok ünlü bir kadın. Ondan sonra bunlar gidiyorlar. Tabii bu boyna mutfakta. Hatta bazı kış geceleri filan mutfakta kerevette yatarmış. Sıcak ya mutfak. Orada yatıyor falan. Sonra tabii bunlar artık dönüyorlar. Dönünce Basel'de ilk olarak Brecht'in Sofokles'in Antigone'sini sahneye koyuyorlar. Ve Weigel de Antigone'yi oynuyor. Derken işte arkadaşları premiere geliyorlar. Aa diyorlar, aman sen ne güzel oynadın. Evet diyor. Kurabiye yapmaktan başka işler de yapabiliyormuşum meğerse diyor. Çok güzel bu. Çok güzel bu. Öyle diyor. Gücüne bakın. Çok evet. Güzel bu. Muazzam. Seyirciler soruyorlar. İzmir'de de oyunu izleme şansımız olabilecek mi diye seyirci sorusu. Ben de ileteyim. Memnuniyetle tabii. Memnuniyetle. Yani İzmir'e de tabii bir takım yollarla gideceğiz tabii. Mecburuz. Ankara'ya da gideceğiz, İzmir'e de gideceğiz. Hatta inşallah mesela Eskişehir'e falan da gidelim, Bursa'ya da gidelim. Antalya, ben çok keşke tabii, değil mi? Hepsini arzu ediyorum tabii. Umarız yerine getirebilirsiniz. Çünkü bir hayli herhalde turnelere çıkmak bir hayli... Meşakkatli tabii. Meşakkatli, evet. Ama ben yani 50 yıldan fazladır çıkacak için dolaştık her yere. Yani gitmediğim yer kalmadı diyebilirim. Yani elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yerine getirmek istiyoruz tabii. Ne kadar güzel. Bu oyun yıl boyunca 120. doğum yılı nedeniyle Brecht'in sahnelenecek. Evet. Ve Türk seyircisi de sizin o tek kişilik orkestranızla buluşacak. Teşekkür ederim. Sahnede sürekli şarkı söylüyorsunuz. Bu bir ses ve performans işi. Bunun işte, da bir püf noktası olmalı. Üst üste sergilenecek oyun. Evet. Peş peşe sergileyeceksiniz. İşte bir de provalarda devamlı söylüyorsunuz. Söylüyorum, evet. Söylüyorum. Evet, o sesi korumak için de işte artık ciddi biz tiyatrocular bir şeyler yapıyoruz kendimize. evet, şiirler var ve şarkılar var. Aşağı yukarı 8 şarkı var. Uzun şarkılar bunlar. Evet. Aşağı yukarı 20'ye yakın da şiir var. Bunlar devamlı okuyorsunuz sahnede. Tabii tabii. Daha önce Genco Erkal'la... Ben böyle bir kondisyon çalışması gibi. Sürekli değil mi? Sürekli. Evet. Genco Erkal'la daha önce... Biz çok yaptık Genco'yla. Dostlar Tiyatrosu'nda evet, demiştiniz. Evet. Ben ilk defa yani 70'te biliyorsunuz Türkiye'ye döndüm Berlin'den ve ilk Asiye Nasıl Kurtulur oynadım. Vasıf. Evet. Allah rahmet eylesin Vasıf Öngören'le. Tabii orada öğrendiğim her türlü artık gestus oyunculuğunu orada uyguladım ben. Onun arkasından 72 yılında ben ilk Almanca Brecht konserleri vermeye başladım. O zaman Ferdi Stadtzer vardı bilirsiniz, harikulade bir orkestra şefi. O bana eşlik ediyordu. Tabii piyanoyu bir orkestra gibi çalıyor falan. Biz her sene Ferdi Bey'le bu 10 Şubat'ta İstanbul, Ankara ve İzmir Alman kültür merkezlerinde konser verirdik. Böyle Almanca söylerdim ben.
Derken efendim 79'da Genco bunları Türkçe yapalım dedi. Hı hı. Ve ilk biz Brecht Kabare diye Atatürk Kültür Merkezi'nde bir proje yaptık. Gerçekten çok geniş kapsamlı ve harikulade bir projeydi yani müzikler açısından. Emin Fındıkoğlu canlı bir orkestrayla bir yeni aranjman yaptı. Ve biz de yani müthiş oynadık, onda mütevazı olmayacağım. Bir de long play yaptık. Arkasından ben 7 Ölümcül Günahı oynadım Ferhan Şensoy'un tiyatrosunda. Kurt Weill'ın, o da çok zor bir oyundu. Yani neredeyse hiç konuşma yok gibi bir şey. 1980'de meşhur Kafkas Tebeşir Dairesi'ni biz yaptık Dostlar Tiyatrosu'yla. Mehmet Ulusoy sahneye koydu. Hmm. Kuzgun Acar maskları yapmış. O zaman vefat etmişti. Böyle metal masklar. Dehşet. Zaten Kuzgun Acar müthiş bir sanatçı. Müthiş bir heykeltıraş. Yani çok modern, çok onlardan yapmış ve orada askerler var işte böyle hani kaba şey. Onları da Afrika'daki efendim kaplumbağa kabuklarından, şimdi Kuzey Afrika'da kaplumbağalar büyük ya, onların kabuklarından yapıyor falan. Yani bunlar büyük sanat. Onu oynadım. Sonra 86'da Genco bir daha Brecht yapmak istedim. Bu sefer ben Bertolt Brecht diye bir proje yaptık onunla. Ondan sonra şeyi oynadım ben, Sofokles'in Antigone'sini. Hmm. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ni açtık onunla. Onun da yönetmeni çok büyük bir yönetmendi, Robert Sturua. Hatta festivale iki defa geldi, oyun getirdi. Yani o da o dönem hani dünyanın 8 yönetmeninden biriydi. Çünkü bütün eserleri New York'ta falan oynanıyordu. Ondan çalıştık. Arkasından 98'de Genco ile Yosma'yı yaptık. Yani böyle bir, tabii arada Brecht konserleri var falan filan, onlar da var. İşte bugünlere geldik. Bugünlere geldiniz ama tabii bir de işin eğitmen tarafı var. Evet. Nasıl? 42 sene. 42 yıl. Şimdi 45 falan oldu. Çünkü emekli olduktan sonra devam ediyor. Devam ediyorsunuz tabii, devam ediyorsunuz. Nasıl peki? Gelenler nasıl? Çünkü yeterince tiyatro izlenemiyor gibi bir algım var. İzlenmiyor. Gidilecek sahne yok çünkü, evet, değil mi? Evet. Gidecek oyun yok. Çok az, çok aynen, sınırlı. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Yani eskiden biliyorsunuz her tiyatronun bir binası vardı. Evet. Karaca Tiyatro'da şu oynar. İstanbul Tiyatrosu Elhamra'da oynar. Kenterler. Kenterler'de oynar. Dormen orada oynar. Küçük sahnede şu oynar, bu oynar. Sonra bu bitti. Yani böyle tünelden Beyoğlu'na çıktığınız zaman tiyatro. Ne güzel. Ondan sonra sıra servilerde kabare tiyatrosu, deve kuşu kabare falan. Hatta Haldun Bey'in bir anısı vardır. Böyle Haldun Bey gül alırmış. Oyunlar başlayınca tek tek gidermiş. İşte birincisinde oyun başlarken, ikincisine işte birinci perdenin ortası, üçüncüsüne birinci perdenin sonu, ikinci perdenin başı gibi gidermiş. Ve bunlar o dönemin İstanbul'u, yani söyledim 65'li yıllar. Çok acı. Beyoğlu'nun haline de acı. Çok acı. Şu haline bakın. Yani orası bir şey Broadway var gibi, ya. Tiyatro ve müzikaller ve sinemalar caddesiydi. Yazık. Şimdi tabii AKM öyle, bütün tiyatroların binalar yok. Ne oluyor şimdi? Her grup dolaşıyor. İşte belediye sahneleri var, işte bazı küçük sahneler var filan. Dolaşıyor. İşte herkes dolaşıyor yani. Hiç kimsenin bir tiyatroda olup da devamlı orada oynaması söz konusu değil. Hep bavul elinizde. Bu da çok zor. Çok zor. Oyun gezginci tiyatro çok gibi. Zor. Tabii gittiğiniz yerin sahnesine alışmanız lazım. O akustiğine alışmanız lazım filan. Zor. Yani bizde öyle. Bizde sanatçılar yani böyle gayet hani sanatçı parçası filan. Maalesef. Aşağılanma durumunda. Ama şunu söylemek lazım, bunu da söylemeden edemeyeceğim. Özellikle genç kuşak dehşet bir enerji. Yani nasıl biliyor musunuz? Bir yanardağ gibi. Ne güzel. Hiç evet. Olmazsa o enerjileri var. Enerji. Tükenmiyor. Büyük bir bari. Yoksulluk içindeler. Evet. Sahneler ve işte maddi olarak her şey o. Büyük bir yoksulluk içindeler. O yoksulluktan harikulade ileri oyunlar çıkarıyorlar. Ve bizim oyuncularımız dünyada nadir değerli oyuncular. Yani ben bunu öyle milliyetçilikten falan söylemiyorum. Açık söylüyorum.
Bu çok önemli bir saptama. Siz açık söylüyorum. Bir eğitmen olduğunuz için aynı zamanda kaç yılınızı vermişsiniz evet. bu işe? Yani tabii konservatuara yani, geldiklerinde dünyadan haberleri yok falan. Ama mezun olup da ve şimdi mesela size söyleyeyim. 30-35, 40, 45, 48 yaş kuşağı müthiş. Özellikle gençler. Ve ellerinden tutacak 40'a kadar. Bir hal yok canım onların hepsi. Hayır onlar kendi göbeklerini kendileri kesiyorlar. Mesela işte dizilerde oynuyorlar bazıları evet. son derece yetenekli aktörler. Oradan kazandığıyla geliyor mesela tiyatro kuruyor. Tiyatro yapıyor. Kendi yapıyor yani. Kendi prodüksiyonunu yapıyor falan. Bu çok güzel. Bu yani bir yerlerde görünmeyen bu çok değerli bir şey ve kendileri de çok değerli. Evet. Tabii ekip de çok önemli. İşte iyi bir ışıkçının olması, tabii. iyi bir dramaturgun ay, olması. Tabii, tabii. Yetişebiliyor mu? Yetişiyor genel var. Şimdi var mı? Çok iyi mesela okuyan bir kesim var. Yani bir kesim tabii çok içler acısı bir durumda. Hani gençlerin bir kesim eğitimsiz, yaşam içinde büyük bir fırtınanın içinde nereye gideceğini, nereye savrulup ne olacağını bilmiyor. Onun içinde öfke, vahşet var. Çok acı. Haberler çok acı. Yani biliyorsunuz 15 evet. yaştan küçük çocuklar hamile kalmışlar. Yani artık maalesef. Yani artık söylenecek madde bağımlılığı, hamile hepsi, her hepsi türlü var. Acı tablo var. Evet ama bunların yanında öyle bir kesim de var ki deli gibi okuyorlar, yapıyorlar. Ondan sonra arı gibi çalışıyorlar, üretiyorlar, düşünüyorlar, tartışıyorlar. Ayrı bir dünyaları var ve bundan tabii ben çok hoşuma gidiyor. Çok çok umutlanıyorum yani. Bu çok güzel. Hiç olmazsa bunu sizden duymak içimizi rahatlatıyor. Sanat etkinliklerinin bitmemesi lazım. Böyle kıpır kıpır, fıkır fıkır bu etkinlikleri duymak, birinden diğerine koşmak, yok, yapıyorlar, yarışmamız yapıyorlar, lazım. Yapıyorlar. Kimisi 50 kişilik sahnelerde yapıyor. Evet. Kimisi 100 kişilik yerlerde, kimisi odalarda yapıyor, kimisi salonlarda yapıyor. Yapıyorlar ama. Ama ne kadar güzel. Tabii siz sürekli olarak oyun çıkar, oyun koy, oyunu sahnele, onu yönet derken muazzam bir mücadele içindesiniz. Tabii nasıl canım. Dinleniyorsunuz? Vakit var mı dinlenmeye? Yani şöyle benim dinlenmem. yani işimin dışında başka hiçbir şey yapmayarak. Yani işim bittiği zaman hemen eve gidiyorum. yani bir sosyal hayat ya da işte bir şey falan yok. Ancak en çok yakın dostum, arkadaşımla beraber oluyorum zaman zaman. Onlarla da zaten belli şeylerde. Ama ömrüm boyunca benim zaten böyle bir evde yaşamam oldu. Çünkü evde tabii annemin şeyi vardı. Biz böyle ya. Çok büyük bir evde oturduk. Annemin bakımı, kalp hastalığı, ben tatile bile gitmezdim. Evin içi kalabalıktı. 5 tane köpeğimiz vardı. Ne güzel. Evet. Aman ne güzel. Av köpekleri. Ondan sonra yani öyle korunaklı bir yaşamak zorundaydım. Ancak oyunda bana izin var. Oyun dışında bana hiç izin yok. Oyun dışında sosyal hayat başlıyor. Ay yok yani oyun dışında konservatuvar ama ondan sonra sen eve gel. Neredesin eve gel? Çok güzel ama. Evet. Tabii o ama böyle bir annenin böyle bir evladı olmuş. Ne çok şey aldınız değil mi annenizden? Şimdi akşam mesela 5'te geliyorum eve. Kışın hava kararıyor ya bizim de kadın 5'te gidecek. Kapıda duruyor annem elinde saat. Saat 5 hava karardı. Gece oldu. Neredesin sen? Çok güzel ya. Ki ya saat 5. Evet ama hava karardı ben bilmem. Annenizin o muzip havasını çok. Almışsınız ama siz değil mi? Evet. Taklit yapıyorum onu taklit yapıyorum. Öyle mi? Ah. ne kadar güzel. Sergi de çok güzeldi resim sergisi evet. annenizin. Evet. Neler anlatmış o çizimlerde değil mi? Basit çizimler evet. aslında. Sade gibi gözüken çizimler evet. fakat içinde bir her dünya birinde var. Bir öykü var. Evet. Her birinde bir her öykü var. Bir öykü var. Siz de çiziyor musunuz? Var mı sizde de o? Ben çocukken filan çizerdim. Sonra bıraktım. İşte 6 yaşında beni annem piyanoya başlatmıştı falan. Tiyatro girince her şey bitti. Ha ben de şöyle oluyor. Mesela kaba sahne formu çiziyorum. Kaba
mesela dekoru anlatmak istediğim zaman hani nasıl bir dekor düşünüyorum gibi böyle dekor falan çiziyorum. Ama saklıyor musunuz onları? Saklıyorum. Ama yani onlar bir birer tiyatrocu çizimi tabii ama yani. Olsun onlar birer öykü. Evet tabii. Hangi oyuna nasıl hazırlanırsın? Nasıl bir dekor yani o resmi çiziyorum. Ya. Ne isteyeyim. Mesela şimdi bunda da öyle bir resim var. Bu oyunda da yani çok etkileyici. Mutlaka. Benim resmim değil, çok güzel bir. Yani dekoratörler yaptı ama hoş. Çok hoş. Kurt Weill ve Paul Dessau. Onun eserlerini söylüyorum. Onun eserleri söyleniyor. Evet. 8 şarkı var. Şarkı söylüyorum, evet. Bunlar hep Almanca. Dan çevrilmiş. Çevrildi. Bunların sözlerinin çoğunun Türkçe prozodileri Genco'nundur. Nasıl müziğe uyarlandı? Yaptı işte. Genco bunları yaptı gerçekten. Tebrikler. Yani evet. Bizim Brecht kabare zamanı. Çok emek verdi. Onların hepsini yaptı. Yani öyle. O çok önemli çünkü o müziğe Türkçe sözün uyarlanması ve anlamı bozmadan uygulanması muazzam bir şey. Evet. Tabii. Kaç dakikamız kaldı acaba birinci bölümümüzün? Son 3 dakikamız. Ona göre konuşalım. Müzikal kabare. Evet. Türk seyircisi kabareyi seviyor. Çok galiba, seviyor. Galiba değil mi? Evet. Çok seviyor. Özellikle Haldun Taner'in tabii yarattığı bir ekol bu. Evet. Bizde. Evet. Aslında Türk tiyatrosu güçlü bir tiyatro. Çok güçlü bir tiyatro. Evet. Yani, çok derken böyle bir aşkla söylediniz. Aşkla söylüyorum. Çünkü evet. Mesela bir gün ben televizyonda gördüm. Böyle bir aktör çıkmış. Diyor ki Türk yazarı yok diyor. Hiçbir zaman Türk yazarı olmadı efendim diyor. Aa, evet. Tiyatro evet, diyor evet, işte hep yabancılardan böyle ya. Diyor. Yabancı oyunları bizde oynayarak falan. Çok kültürsüz bir lakırdı. Bu kendini bilmiyor. Çok kültürsüz kendini bir lakırdı. Bilmiyor. Sevdim bu sözü. Derin kültürsüz. Ya bizdeki yazarlar, Meliş Cevdetler, aman efendim Aziz Nesinler, daha yani sizi yüzlerce sayabilirim. Birinci sınıf yazar bunlar. Yüzlerce sayabilirim. Yani Türk tiyatrosunda öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Üstelik öyle zannediyorum ki acı çekmiş toplumlarda bu tarz eserler, bu tarz çalışmalar daha bir güçlü oluyor değil mi? Çünkü tabii. Duyurma var işte Brecht'in. Savaş karşıtlığı gibi. Evet. Evet var bizde de var. Biz çok oynadık ben. O kadar çok Türk oyunu sahneledim ki. Yani ben öyle bir şey yok yani. Evet. Bizde dünya çapında yazarlar var. Evet. Bir gerçek yani. Dünya çapında yazarlar var. Ve siz söylediniz dünya çapında oyuncular var. Var. O oyunculardan birini de şu anda stüdyoda ağırlıyoruz işte. Sağ olun. Tabii. Yani ben mesela şeye de bakıyorum. Komedi dizileri var. Bizim komedi filmleri var mesela. Ben hayretler içinde kalıyorum bazen. Mesela bir filmde 4 tane komedyen var. Mesela Amerika'da onun her biri bir filmde komedi oyuncusu. Bizim malzeme çok. Oynuyor. Ve ne kadar enerjik ve ne kadar böyle yani zeki oynuyorlar. Nasıl böyle cin gibi oynuyorlar. Yani böyle oyunculuklarına bakıyorum ve bayılıyorum. Evet. Birinci bölümün sonuna geldik. Evet. Siz de biraz soluklandıralım. Ardından devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. İşte böyle dinamik bir sanatçı. Bir eğitmen, bir oyuncu, bir yönetmen bütün enerjisiyle bizleri de böyle bir anda silkelediniz o enerjinizle. Profesör Sayın Zeliha Berksoy'la söyleşimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Konuşalım o zaman. Değerli izleyicilerimiz devam ediyoruz. Profesör Sayın Zeliha Berksoy'la. Bu bölümde biraz da oyunu konuşuyoruz. O oyun ne emeklerle sahneye konuyor. Ama bir de perdenin arkası var. Tabii. Klasik deyimle madalyonun öbür yüzü var. Show must go on. Evet. O
perde hiç kapanmaz. Evet. Sahne ışıkları ne güzeldir değil mi? Charlie Chaplin'in müziği de bir ayrı bir şey. O acılar, kederler, sorunlar asla o sahneye taşınmaz. Hepsi kafanın tabii önündeki askıya takılır. Aynen, tabii. Ve aslında bireysel sorunların ötesinde sanatımız adına çok ciddi sorunlar var. Siz dediniz ki ödenekli tiyatrolar var. Tabii bunun zıttı da ödeneksiz tiyatrolar. Tabii, tabii. Yani sizin yaşadığınız benim sorunlar. Yaşadığım. Onun ötesinde bütün belediyelerin salonları var. İşte evet. Çantanız elinizde geziyorsunuz. Geziyoruz, evet. Bu belediyelerin sanata ve sanatçıya katkıları da önemli. Burada da sıkıntılarınız var. Evet. Anahtar teslimi hazırladığınız bir tiyatro var. Var, bütün evet. Bunları bu bölümümüzde konuşalım istiyorum. Ödenekli, ödeneksiz meselesinden başlayalım. En büyük yaralardan biri bu galiba, değil mi? Evet, tabii eskiden ödenekli tiyatrolar da daha farklı bir konfor içindeydiler. Evet. Ama son zamanlarda belki işte 85'ler, 90'lardan sonra aslında onların da böyle artık ödenekleri küçülüyor, kadrolar verilmiyor, sanatçılar bir türlü kadrolarda yer alamıyorlar. İşte sözleşmeli deniyor, ücretli oyuncu deniliyor. Oyun başına 70 lira alıyorlar. O oyun belki 10 kere oynanıyor. O ay 700 lira. Yani çok acı. Çok acı. Onun için yani sanatçıların çoğu böyle biraz sokağa bırakılmış durumda. Bunun içinde müzisyenler var. İşte piyano, keman, orkestra. Tabii. Bunun yanında bale var. Bale ne yapabilir? Çocuk geliyor 8 yaşında mezun oluyor. Zaten balenin hayatı biliyorsunuz 32 yaşına kadar. Yaşa ve hepsi çok iyi dansçı. Bunlar da sokak ortasında. Yani güvence yok. Hiçbir güvence yok. Ya. Opera artistleri var. Bugün bizim operamızda gerçekten yani dünya çapında opera artistleri var. Şimdi biz biliyorsunuz her 19 Haziran opera ödülleri veriyoruz. Evet. Evet, Semih Abergsoy Opera Vakfı'nın opera ödülleri. Bizim eş başkanımız da Profesör Mesut İktu ve onun da oluşturduğu bir efendim jüri, bir kurul var. Ve biz işte Türkiye'deki en başarılı operalara da ayrıca Semih Abergsoy kurum ödülünü veriyoruz. Ondan sonra onur ödüllerimiz var. Mustafa İktu ve dünya çapında bir koloratür soprano Ferhan Onat. Yani bizim operamızın gerçek yıldızları bunlar. Şimdi bugün bakıyorsunuz ben operada her zaman böyle karşılaştım. Sopranolar, üstte tenorlar, baritonlar. Yani bakıyorsunuz ve dünya çapında söylüyor. Yani plak gibi söylüyor. Sanki stüdyoda plak söylüyor. Oynuyor, söylüyor. Mesela bizde ödül alanlar var. Bunların çoğu Viyana Operası, Salzburg, Bonn, New York, Scala'da söylüyor. Bizim ödül verdiklerimiz, yani bir tanesi geldi, ödülünü aldı. Şarkısını söyledi, aryasını söyledi. Ertesi gün uçakla Salzburg Festivali'ne gitti. Yani böyle bir durum da var. Ve onlar memlekete dönmek istiyorlar, kadro verilmiyor. Operadakilere de kadro verilmiyor. Zaten alınan maaşlar 3.000-3.500 lira. Yani bu para değil. Hiç değil. Hiç değil. Komik ötesi yani. Ondan sonra tiyatro deseniz onlar da aynı durumda. Konservatuvarlar mezunlar veriyorlar. İşte bunlar da devlet tiyatrosunda falan, bölge tiyatrolarında böyle ücretli çalıştırıyorlar. Yaz geldi mi her şey bitiyor. Herkes kendi ailesinin yanına gidiyor. Şimdi bu profesyonel hayatta asla kabul edilemez bir şey. Yani yönetimlerin sanata olan saygıları, katkıları ve bu emekleri, bu yetenekli sanatçıları tanıtmak ve kendi ülkesinin propagandasını, varoluşunu sanat ve bilim üzerine kurmak zorunda. Bu böyle. Yani bunu ben şimdi söylemiyorum. Ben de keşfetmedim. Yani bu gayet böyle. Tabii. Gayet bu tabii. Böyle. Evet. Yani önce sanat, bilim ve spor geliyor. Bu böyle. Tabii. Yani bilim, yazarlık, gayet tabii. Felsefe, spor, tabii. Bunlar böyle üçü. Bir ülkeyi bunlar tanıtıyor. Başka bir şey tanıtmıyor. Ve kendi değerlerini de ön plana çıkararak bütün evrensel öyle zaten. Notalarla, evrensel ama duygularla, zaten öyle. Sanatla bizim tanışmak gerekiyor. Bizim çok önemli kompozitörlerimiz var. Ferit Güzün var, Adnan Saygun var. Evet. Ondan sonra Ulvi Cemal Erkin var. Yeni operalar yapanlar var yani. Yok değil. Yok değil, var. Ama
Bunlar görmezden geliliyor, efendim istenmiyor, itiliyor, efendim böyle bir zihniyet hakim. Bunlar güzel şeyler değil, bunlar bizi dünyadan uzaklaştıran şeyler. Ha içinden işte ressam çıkıyor, heykeltıraş çıkıyor, gidiyor kendini tanıtıyor oralarda plastik sanatlar falan. Ama ülkenin bundan haberi yok. Haberi yok. Yani sen neyle kendini temsil edeceksin? Çünkü medya da buna değer vermiyor. Hayır, hiç değer çünkü vermiyor. Çünkü reytingi yok veya tiraj almıyor. Ha, göstermiyor. Sadece evet. Medyada böyle vurdulu, kırdılı, cinayetli diziler oynanıyor. Ve bu halkın üzerinde son derece yanlış. Dizi adı altında büyük bir pesmayelik sahne. Ama yanlış, son derece yanlış bir takım etkiler yaratıyor. Ve insanlar insan öldürmeye, bak o öldürüyor, ben de öldürürüm diyor. Tavuk keser gibi kadın öldürüyorlar. Evet. Çünkü dizilerde kadın dövmek var, hepsi var. Hepsi var. Bunların hayatın içinde eskiden böyle bir şey görülmezdi, olmazdı. Böyle bir adet yoktu, böyle bir görgü yoktu. Bu şimdi aleniyete geldi ve olağan gösteriliyor. Olağan değil. Bunlar olağan değil. Bunlar son derece vahşice, katil konuları. Bunlar olmaması lazım. Sanat bunları ele almaz. Sanat bunları ele almaz. İnsanları zihnen yükselten, duygu olarak yükselten şeyleri sanat ele alır. Bunları ele almaz. Hangi siz tiyatro oyununda böyle bir şey görüyorsunuz? Bizim kendi dev gibi büyük yazarlarımız var. Tiyatro yazarlarımız var. Ondan sonra roman yazarlarımız var. Hepimiz var bizde. Hiçbir eksiği yok Türkiye'nin. Yani sanat, sanatçı, kültür, bilim hiçbir eksiğimiz yok. Ama yönetimler bunlara sahip çıkmıyor, destek vermiyor. Önlerini açmıyor. Yani ben çok üzülüyorum. Hiçbir tiyatro oyununda mesela bir milletvekilini görmüyorsunuz. Bir bakanı görmüyorsunuz. Bir opera galasında bir bakanı görmüyorsunuz. Görmüyorlar, bilmiyorlar, duymuyorlar. Bazı mesela yerel yönetimler. Ben Bakırköy Tiyatrosu'nu 1990'da kurdum. Siz kurdunuz. Ben kurdum, evet. Yani siz neler yapıyorsunuz? Bravo. Yaptım işte. Yani, o zaman Yıldırım Akdın'a orada belediye başkanıydı. O da tabii çok çağdaş düşünen bir adam. Dedi ki mutlaka dedi bir tane işte ödenekli tiyatro olsun. İyi tamam ama öyle zor bir şey ki o öyle olmadı. Neyse binasına kadar baruthaneye kadar yaptık. Böyle orada benim el izlerim vardır duvarda. Sonra Ali Talip Özdemir geldi. Politik olarak benden hoşlanmadı. Beni görevden aldı. Gerekçesiz. Sonra ben dava açtım. Tazminat aldım. Ama ondan sonra gelen belediye başkanları ne yaptı? Beter etti tiyatroyu. Ve hiçbir zaman oraya saygı duymadılar. Tiyatronun içine bile belediyeden memurlar oturttular. Yani tiyatronun içine dışarıdan adam girer mi? Hayır. Peki nasıl işlemesi lazımdı? Bir defa yönetimine, yönetmeliğine saygı göstermiyorlar. Siz onu hazırladınız. Tabii canım. Her şeyi hazırlayıp resmi bıraktınız. Olarak Bakanlar Kurulu'ndan geçti geldi. Maliye Bakanlığı şeyiyle geldi. Aynen devlet tiyatrosu gibidir. Bütün bunların hepsi model olarak kuruldu oraya. Tiyatronun arkasında mesela orada... İşte teknik, dramaturji, sahne amirliği gibi bölümler vardır. Oranın hepsine mesela tiyatronun içi belediye memurlarını sokmuşlar. Orada sanatçılar prova yapıyor, soyunuyor, giyiniyor falan. Böyle bir gerilik var mı? Böyle bir yani nedir bu? Şimdi Ateş Ünal Erzen 10 sene orada belediye başkanlığı yaptı. İsterse karşı karşıya gelelim. Tiyatroyu inim inim inletti. Evet, burada tabii cevap hakkı da var. Bana. O tiyatronun cevabını içinde yaptıklarına cevap verir, versin. Ekranımız i̇şte açık. Bu memurlar onların zamanında geldi. Tiyatronun dekorasyonu bozuyor. Ödenekleri verilmiyor. Ondan sonra oyunlar çok zor koşullarda çıkıyor. Oyunculara efendim eziyet ediliyor. Arkasından 10 sene bu seyredildi. Onun arkasından Kerimoğlu geldi. Kerimoğlu da daha beter. Biri kötü, öbürü daha kötü. Gene tiyatronun ödenekleri verilmiyor. Gene tiyatroya saygı gösterilmiyor. Ki Bülent Kerimoğlu sanata değer veren bir belediye başkanıdır. Saygısız ve kaba davranılıyor. Hmm. Tiyatroya verilen sahneler, oyun günleri az. Bakın ben 25 sene sustum. İlk defa sizin programınızda bunu söz konusu ediyorum. Ama bu tabii sizin sanatın içinde bu kadar mücadele etmiş bir kimsenin olumsuzlukları da dinlendirme hakkı var. Evet ve ben gitmiyorum oraya. O binaya gitmiyorum. Bu noktada ben bunların cevap hepsini, haklarını da kullanabilirler. Ben bunların hepsini Sayın Kılıçdaroğlu'na aynen söyledim. Evet. Ve dedim ki bakın dedim bir ziyarette. Ondan sonra hatta İlber de vardı yanımda. İlber Ortaylı da vardı. Tamer Levent de vardı.
Ben dedim kamu davası açmayı düşünüyorum dedim. Ben vatandaş değil miyim? Belediye başkanına kamu davası açacağım yani. Sen bir kültür kurumunu, bir sanat kurumunu hem de ödenekli, resmi. Sen nasıl bunu bu şekilde yapabiliyorsun? Ne yönetmeliğini tanıyorsun, ne ödeneklerini tanıyorsun, oyunculara hor davranıyorsun, binasını işgal ediyorsun. Bir tiyatronun binası işgal edilir mi? Düşünebiliyor musunuz bu nasıl bir şey? Ankara Devlet Tiyatrosu'nu düşünün, büyük tiyatroyu düşünün. İçinde tiyatronun, değil mi, ofisleri var. Tiyatroya dair. Birdenbire Kültür Bakanlığı oraya memur gönderiyor. Başka amaçla kullanıyor. Başka yani. Amaçla. Yani evet. Fen işleri, muhasebe, belediyenin insanları. Bundan daha ben görgüsüz ve kültürsüz bir davranış görmedim. O Kerimoğlu'na da soruyorum. Ne haddle bunu yapıyor? Ben belediye başkanım diyor, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bırak sen onları. Çok çalışkan bir belediye başkanı ama demek ki sizin çalışıyor, burada sıkıntınız var. Çalışıyor, beni ilgilendirmiyor. O tiyatroyu sanat mahvediyor. İçin istiyorsunuz. Evet, burada ama en önemlisi. Hem Sayın Kerimoğlu hem Sayın Ateş Ünal Erzen cevap haklarını rahatlıkla kullanabilirler. Benim için son derece kültürsüz. Bugün belediye başkanı sadece altyapı hizmetlerine sorumludur. Sanat onun da üstünde biliyorsunuz. Çünkü sanat üst yapı kurumuna ait bir şey. Yani sanat uzmanlık üzerine kurulan bir şey. Yaratıcılık ve uzmanlık. Ha sen buna saygı duyacaksın. Onların önünü açacaksın. Peki diğer tiyatrolarda durum ne? Diğer şimdi belediyelerin sahneleri var. İşte Bakırköy'den söz ettik. Kadıköy var, Beşiktaş var. Yani onların başka, bir ödenekli tiyatrosu yok. Onlar ödenekli tiyatro. Kaç tane ödenekli tiyatro var? Bir tane var. Bir tek Bakırköy ödenekli var tabii. Başka ödenekli tiyatro yok. Onu da ben kurdum. Sadece Bakırköy Türkiye'nin üçüncü ödenekli tiyatrosu. Bir de İzmit. Benden sonra, bizden sonra Kocaeli İzmit kuruldu. Ödenekli tiyatro. Ödenekli tiyatro. Biri İzmit, biri Bakırköy. O kadar. Üç tane. O kadar. İki tane ödenekli tiyatro İkisi var. İkisi ödenekli tiyatro. Yani İstanbul'da bir tek benimki. Bakın ben 25 sene sonra konuşuyorum. Değil mi? 28 sene olmuş ben orayı kuralı. Bugün ilk defa sizde konuşuyorum. Burada konuştunuz. Konuşuyorum. Çünkü Ateş emeğiniz Ünal var. Erzen de son derece kültürsüz ve hatalı davranmıştır. Şimdiki Kerimoğlu da son derece kültürsüz, hatalı davranmaktadır. Devam ediyor. Evet, devam ediyor. Dediğimiz gibi tekrarlarım. Devam bunu. Ediyor. Bir cevap hakkı doğmaktadır. Ama onlar bir gün yok ekranımız olacaklar. Açık. O tiyatro kalacak. Bakın ne belediye başkanları sizin geldi. Sizin iddialarınıza cevaplarını 90'dan verebilirler. 90'dan beri devam ediyor tiyatro. Evet. Ama bu kadar sen acı çektiremezsin. Evet. Bu çarpıcı tabii. Çok çarpıcı. İşte sistem çok iyi işlese, tıkır tıkır işlese hiçbir şekilde sorun olmayacak. Gençler de kendilerine yeni sahneler Efendim, bulabilecekler. Bu bir kültür meselesi. İkisi de kültürsüz. Çünkü bu çocuklar premierler yapıyorlar ve ödüller alıyorlar. Öyle bildiğiniz gibi değil. Afife Jale'de falan çıkıyorlar, ödüller alıyorlar. Bir tanesi gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi. Bir tanesi kalkıp yahu ben gideyim bir göreyim. Bizim tiyatroda ödül alıyormuş. Bir gideyim bir tebrik edeyim. Hatta çıkayım sahneye bir şey yapayım filan. Hayır yok. Öyle bir şey yok. Güzel bir haber var. Hüncal Uluç yazdığı için tabii dillendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO Erdoğan tarafından saraya davet edilmiş ve orada işte Köçekçeler bizden bestecilerin eserleri tabii, seslendirilmiş. Var. Bu çok önemli bir adım. Ulvi Cemal'in sanata, var. Tabii, neler ondan sonra var. Şeyin var. Ferit Tüzün'ün var. Tabii. O zaman Mikado var. Yani neler var? Sayılamaz yani. Ben bir gün böyle liste yapayım, gelirse tarihçesini anlatayım. Ya. Yani neler çok var? Çok acı bir şey yani. Çok acı bir şey. Özellikle belediyelerin çok değer vermesi lazım sanata. Sanatın geniş halk kitlelerine ulaşabilmesi açısından. Ya nasıl bir şey var? Devlet tiyatrolarına çok gidemiyoruz. Devlet tiyatrolarının sınırlı zaten yerleri. Evet, onların da sınırlı. Şimdi AKM kapanınca AVM'nin içine girdi. Bir de şehir tiyatroları var. Orada da ayrı sıkıntı söz konusu. Onlarda da aynı sıkıntılar var. Şimdi orada da kültür AŞ meselesi var. Evet. Orada da kültür AŞ meselesi yani. Şimdi bakın, devlet tiyatrosunun bir sahnesi Cevahir AVM'nin içindeki. Ben de oynayacağım. Şimdi siz hiç Avrupa'da gördünüz mü Lafayette'in Paris'te içinde devlet Alışveriş tiyatrosu olsun? Alışveriş merkezi yok.
Gördünüz mü böyle bir şey? Yani bir komedi Fransız. Dünyada hiçbir yerde görmedim. Komedi Fransız gitmiş Lafayette'in içinde oynuyor. Kendi binaları vardır hem de görkemli. Hem de görkemli ve ne evler yani. Gitmiş Lafayette'in içinde oynamış. Bunun gibi bir şey. Ya da Berlin'de Schaugün'e gitmiş Kadeve'nin içinde oynuyor. Yani hafsala almaz bunu. Evet. Çünkü böyle bir... Böyle hamburgercinin yanından geçerek tiyatroya giriyorsunuz. Evet. Yani şimdi bunu birine söylerseniz durur. Nasıl bir şey yani der. Hiç olmazsa yaptılar. Allah'tan yani tiyatro sahnelerinin, binalarının kapatılmaya çalışıldığı bu süreçte bari hiç olmazsa AVM'lerin içinde böyle bir yerler var. Zorlu'da da var. Zorlu ne, tiyatro mu? Sahneleri var Zorlu'nun. Öyle bir şey olabilir mi? Hepsinin ayrı yerleri olması lazım. Mesela senfoninin ayrı yeri olması lazım. Senfoninin binası olacak. Hatta İstanbul gibi bir yerde 3 tane senfoni binası, 3 ayrı senfoni orkestrası olması lazım. Dekorların, onların yeri olacak. Enstrümanların, her şeyin. Konserlerini verecekler. Yani. İçinde orada müzikleri olacak, bilmem ne olacak, olacak. Ya o zaman tamam yani diyeceksiniz ki nasıl Berlin Senfoni diyorlar. Öyle oluyor onlar. Öyle kendi binaları var, kendi çalışma odaları var, kendi prova salonları var. Hep alışkın oldukları sahneleri var. Tabii canım. Kendi iskemlesi bile var. Alışkın olduğu. Yani flütçünün oturduğu, kemancının oturduğu filan. Ondan sonra diyoruz ki ay onlar nasıl çalıyor? Onlar iyi çalıyor da bizimkiler harika çalıyor onların yanında. Bütün bu olanaksızlıklar. Bütün bu olanaksızlıklar bizimkiler harika çalıyor. Harikalar yaratıyorlar. Yani böyle bir dengesizlik var. Yazık. O zaman sanat ve siyaset ilişkisini kalan süremizde biraz konuşalım. Siyasetin bu işe el atması lazım galiba, değil mi? Siyasetçinin devlet politikası olarak ciddi bir şekilde, köklü bir şekilde ödenek ayıracak, bunu rehabilite edecek, bilimsel bir şekilde böyle kademeli kademeli, hani yapıyorlar ya 3 yıllık gelişme planı, 5 yıllık gelişme planı. Buna ilk önce yapacak. Sanatta tabii. Tabii ki yani amatör tiyatro grupları var, ondan sonra konservatuvarlar var, onun dışında akademik çalışmalar var, onun dışında profesyonel oyuncular var, profesyonel çalışanlar var, operalar var, bilmem ne. Var oğlu var. Sen bunları korumaya alacaksın. Ve bunları korumaya alacaksın, bunları dünyaya göndereceksin. O zaman bunlar bütün dünyayı dolaşacaklar. Bunlar şimdi tek tek kendileri gidiyorlar. Yani kendileri kahraman gibi gidiyor. Sesini dinletiyor. Tabii çok beğeniliyor. Operadaki aman ben seni alayım diyor. Evet. Böyle çok isim var. Çok da ağırladık burada. Çok genç, çok umut veren isimler var. Biz ödüller veriyoruz işte ya. Bunlara. 10 senedir ödüller veriyoruz. 19 Haziran Atatürk anısına Ankara'da ilk opera oynandı diye ödüller veriyoruz biz. Yani artık ne çok diyeceksiniz? Üzücü yani, çok tabii. Üzücü. Çok protesto ediyorum ben bunu. Ve hiç affetmiyorum. Bakırköy Belediyesi'ndekileri, o işte Kerimoğlu, öbür Ateş Ünal Erzak, gayet kültürsüz. Kültürsüz iddiasında bulunuyorsunuz. Kültür. Dediğim gibi açık ekranımız her zaman cevap haklarını kullanabilirler. Bu da önemli. Neler yaptıklarını tabii. Bana belgelesinler. Ben de onların neler yaptıklarını belgeleyeyim. Peki, karşılıklı. Karşılıklı. Düelloya varım diyorsunuz. Evet, her zaman. Evet. Kendi mesleğim için. Meslek için. Mesleğim evet. İçin tabii. Evet, onda haklısınız. Şimdi Brecht'in 120. doğum yılı nedeniyle son dakikalarımız, tekrar duyurumuzu yapalım. Evet, yapalım. İnsan neyle yaşar oyununuzu sizden dinleyelim. Evet, insan neyle yaşar? Oyununda ben görüntü olarak büyük bir vahşeti protesto etmek için büyük sahnenin bütün büyüklüğünde bir perde, böyle vahşi bir kanlı perde düşündüm. Var. Evet, böyle bir kanlı perde var. Bütün kabare bunun önünde oynanıyor ve filmler de sahne büyüklüğünde, yani bazen ben o filmin içine de giriyorum, sahne büyüklüğünde bu protesto edilen olaylar var. Ve en sonunda da işte bu savaş, yoksulluk, ondan sonra sıkıntılar, en sonunda da gelecek kuşaklara şiirinin finalinde bunu da söyleyeyim. Perdede biz bir atom bombası görüyoruz. Atom bombasından sonra biliyorsunuz
Vietnam, Kamboçya, orada çocukların kaçtıkları atomdan kaçan 4-5 tane çocuk arkalarında askerler. İşte o gelecek. Ha. Muazzam bir mesajla da bitiriyorsunuz. Söyleyelim, 20 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde oynuyoruz. CKM'de. Evet. 3, 10, 17 Şubat'ta Kenterler'de. Kenterler. 19 Şubat'ta ise Cevahir Devlet Tiyatrosu sahnesinde sahneleyeceksiniz. Oyunu hem siz yönetiyorsunuz hem oynuyorsunuz. Evet. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Çok hakikaten afiş ediyorum. Çok güzel. Bu afişi alıp saklamak lazım. Çok güzel. Geleceğe bir mesaj. Çok güzel afiş. Kutluyoruz bu afişin oluşmasında emeği geçenleri ve oyunda emeği geçen bütün değerli isimleri. Evet. Ekip çok önemli. Siz de çok önemli. Biraz önce ifade ettiniz. Ekip çok önemli. Her zaman. Çok kıymetli. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Umut Tezerer'in sunumuyla şimdi Nutuk geliyor. Yarın saat 16'da Gülgün'le bir tat, bir sohbet programının ikincisinde buluşacağız. Yarın 16'ya dek esen kalın. Sürpriz olsun, konuklarımı söylemiyorum. Hoşçakalın. Kongresinde bulunmak üzere Erzurum Kongresince memur edilmiştir. Efendiler, Erzurum'u terk ettiğimiz tarih 29 Ağustos 1919'dur.